Sana böyle birisi ortaokulda bir vurmaya etsem falan gelse sana hani oturup bir sohbet ederim. Ya bırak hani. Değil mi? Evet. Sende öyle bir hal var. Yani yumuşatabilirim sesi, evet. Hiç ses tonu senin yükseldi mi hayatın boyunca? Yükseldi hem de ne biçim? Vallahi. Tabii canım. Ay şarkı söylerken değil. Şarkı söylerken belli bir yerden sonra patlayacakmış gibi oluyor zaten de yani onu demiyorum ama şey diyor. Öyle gözükmüyor olabilirim ama var benim de öyle hallerim tabii canım. Neye kızıyorsun abi sen? Ay gerçekten neye kızıyorsun yani? Hani ne kızdırabilir ki seni? Çok şey, birçok şey. Oldu sağ ol ya vallahi. Şarkı sözlerine falan bakıyorsun. Abi çok güzel röportajlarımız var ya aslında. Şarkı sözleri falan da naif. Yani kuşlar, sen kuşları boş ver. Evler. Veya evleri de salla. Falan şarkı sırasında vazgeçiyor. Biz bunu sorduk. Kuşlar, sen kuşları boş ver, evler ne demektir diye sokak röportajı yaptık. Benim ya bu sözden de ne anlıyorsunuz diye sorduk. Ben de bir şey öğrenebilirim buradan. Evet, öğren başarılı. Çünkü çok garip algılar var. Kuşlar, sen kuşları boş ver, evler dedik, ne anlıyorsunuz? Ama devamı dedik var bunun. Çok, devamını söylemedik. Sadece bu kadarını tamam söyledik. Çok güzel cevaplar geldi. Hep beraber izleyelim, buyurun. Kuşlar, sen kuşları boş ver, evler ne demektir? Bütün canlı hayvan olarak. Bütün canlı hayvan derken bütün canlı için her şey, bütün hepsini ne olsa severiz, seviyoruz. Allah Allah. Bundan bir şey çıkaramayacağım. Kuşu niye boş verelim? O da Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık, canlı. Yani ona da bakmak lazım. Evler de tabii insanların bir yuvasıdır. Yani kuşlar da bizim evimizde, onlar da bizim bir yuvamız sayılır yani. Bizim evlerimiz onların da yuvası sayılır. Onlara bakmamız lazım. Demek ki evler daha kıymetli diyor herhalde kuşlardan. Kuşları boş ver dediğine göre kuşlar boş verilir mi? Yanlış söylemiş bence. Ne ben anlayamadım ya. Kuşlar evler. Kuş kuştur, ev evdir ya. Başka ne olacak ki yani? Yeni bir diriliş gibi, yeniden hayata tutunuş gibi. Yani ilkbaharın anlatılışı gibi işte hani. İlkbaharda nasıl sonbaharda yere düşen tohumlar yeşeriyorsa ve tekrar can alıyorsa kuşun yuva yapması onunla bağlaştırılabilir bence. Kuşlar mutluluk gibidir. Yani sen kuşları boş ver ev al gibisiniz. Sonucu şöyle oluyor. Ya kuş besle, evin mutluluğu olsun. Ya da kuşsuz yaşa, evinde en azından bir mutluluk olur anlamına gelen bir söz gibi öyle düşünüyorum. Evde bildiğimiz gibi herkes kendi evini özen gösterir yani. Yani evi de yapan bir dişi kuştur. Yani anlayacağımız yani demek istediğiniz, yani sizin burada demek istediğiniz şey yani bir kuşun sıcak bir yuvası olur. Yani evinin önünde gelir yuvayı kurar. Yani o yuvayı yıkarsan demek ki bir insanın da yuvası olmazmış o konuda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,